Merhaba arkadaşlar. Bilgisayardan çizimimizin çıktısını kuşa kağıda aldık. Aynı ebatlarda bakır leketimizi kestik. Şu şekilde. Şimdi lazer printer'dan aldığımız bu çıktının çizimimizin olduğu kısmını bakır leketimizin üzerine gelecek şekilde sabitleyeceğiz. Ve çıktının izinin bakır plakete geçmesini sağlayacağız. Evet, bakır plaketimizin kenarlarından kağıt bantla böyle bantladık. Şimdi bunu sıcak presten geçireceğiz. Hazırlamış olduğumuz bakır plaketi laminant makinesinden geçiriyoruz. Yağlı kağıdımızdaki izlerin plaketimize çıkmasını sağlayacağız. Laminant makinesi yerine evde ütü ile bu işlemi yapabilirsiniz. Birkaç defa bakır plaketi sıcak laminantın içerisinden geçirerek izlerin iyice plaketin üzerine geçmesini sağlıyoruz. Beş dakika kadar laminatta ısıtma işleminden sonra artık kartımızı alıyoruz. Kartımız soğuduktan sonra şimdi su dolu kabımızın içerisine üzerindeki kağıt yumuşasın diye bırakıyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Kağıdın yumuşayıp bakır plaketimizin üzerinden çıkacak hale gelmesi için suyun içinde bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika bu şekilde kartımız suyun içerisinde kalacak. Yumuşamış olan kağıdımızı bakır plaketimizin üzerinden yavaş yavaş soymaya başlıyoruz. Kağıdı çıkartırken plaket üzerindeki izlerin çıkmaması için yumuşak hareketlerle kağıdı soymamız gerekiyor. Evet, çok güzel bir baskı çıkmış oldu. Şimdi devam edelim. Kartımız üzerinde tam belirgin çıkmayan yolları asetat kalemle tekrar çiziyoruz. Evet, kartımız hazır. Şimdi çözeltimizi hazırlayıp bakır plaketimizi eriteceğiz. Peridrolümüzden bir ölçek alıyoruz. Kabımızın içerisine boşalttık. Şimdi tuz ruhumuzdan kabımızın içerisine bir miktar döküyoruz göz kararıyla. Şimdi bakır plaketimizi asetimizin içerisine atıyoruz. Bakın çözeltinin yeşillendiğini görüyorsunuz. Bakır
çözülmeye başladı. Bizim çizgilerimiz üzerindeki koruyucu katman çizgilerin çözülmesini önlüyor. Bakır yolları çözülmesini önlüyor. Diğer kısımlar çözelti içerisinde eriyerek açılacak. Çözülmeyi hızlandırmak için kutumuzu ufak hareketlerle sallıyoruz. Plaket üzerinde bakırın çözüldüğünü görebilirsiniz. Rengi açılmaya başladı. Plaketimizi artık dışarı alıyoruz. Üzerindeki asiti temizlemek için su döküyoruz ve plaketimizi temizliyoruz. Evet. Çözme işlemi de tamamlanmış oldu. Güzelce temizliyoruz kartımızı. Kartımızı çözeltiden çıkarttıktan sonra tinerle temizlememiz gerekiyor. Bir peçete tiner aldıktan sonra kartımızın yüzeyindeki kalan katmanı temizliyoruz. Bakır yollarımız iyice ortaya çıkıyor. Evet, yollarımız çok net, tertemiz bir şekilde görünüyor. Kartımızı temizledik. Şöyle yakından bakalım. Evet, kartımız hazır. Artık kartımızın deliklerini delmemiz gerekiyor. Evet, şimdi kartımızın üzerindeki delikleri kartımızın dizgisine geçtik. Komponentleri yerleştirdikten sonra bacaklarını lehimlemeye başlıyoruz. Kartın lehimlenmesi bittikten sonra tinerle kartımızın arkasındaki lehim çapraklarını güzelce temizliyoruz. PCB baskımızdan sonra kartımızı da tamamladık. Son hali bu şekilde. Bakın, kutuya koyduğumuz zaman da böyle bir cihaz oldu.